Ben buna tam bir sporcu içeceği diyorum. Şekerini kısık tutarsanız protein oranıyla çok lezzetli zaten. İçmeye doyamazsınız. Örneğin ben düzenli spor yapan birisiyim. Bazen o gün protein ihtiyacımı karşılayamadığımı hissettiğim zamanlar bara ilk gittiğimde hemen bir bardak taze yapılmış sweet and sour mix içiyorum. Ve o günkü protein ihtiyacımı, enerji ihtiyacımı bir şekilde onunla karşılamış oluyorum. Arkadaşlar, bir Cocktail Talks programıyla tekrar karşınızdayım. Bugün size bir kokteyl anlatmayacağım ama kokteyllerde o çok kullandığımız sweet and sour mix dediğimiz bu sosu anlatacağım. Çünkü bunu birçok kokteylde kullanıyoruz. Aslında çok lezzetli, güzel bir sos. Elimizin altında hazır olursa daha basit oluyor işler. 3-5 kişilik, 10 kişilik bir doğum günü partiniz var evde. Kokteyl yapmak istiyorsunuz arkadaşlarınızla. Limon suyu, şeker şurubu ve sweet and sour mix sizin elinizin altında olması gerekiyor. Kokteyl yapmak için bu üçünün kesinlikle olması gerekiyor. Sweet and sour mix çok basit bir sos aslında. Beyaz şekerle limon suyu, çok az portakal suyu ve yumurta akıyla yapılan bir sos. Ama blenderda yapılırsa beyaz şeker kullanabilirsiniz, daha güzel oluyor. Fakat blender olmadığı zaman evde çok da problem değil. Shaker'da veya kavanozda da sweet and sour mix yapabiliriz. Dediğim gibi böyle 5'ten 6'dan fazla, hatta 3'ten 4'ten fazla kokteyl yapacaksanız sweet and sour mix de elinizin altında hazır bir şekilde bir şişede bulundurun. O gün için işinizi kolaylaştırın ve bu daha pratik yapacaktır işleri. Şimdi ben size ölçüleriyle birlikte nasıl evde hızlıca sweet and sour mix yaparız bunu göstereceğim. Shaker'la yapacağım. Benim de blender'ım yok çünkü ama problem değil. Shaker'la yapabilirim bunu. Önceliğinde elimdeki toz şekeri şeker şurubuna çeviriyorum. Zaten şeker şurubunun biliyorsunuz yapımını anlattım. Çok basit. 1:1 oranında. Yani yapacağınız şeker şurubu 1 litre ise yarım litre su, yarım litre şekerle şöyle bir şey. Suyu 600 mililitre koyup 500 gram şeker koyuyorsunuz. Buharlaşmayla kaybolacak olanları hesap ederekten 1:1 oranında çok güzel bir şeker şurubu elde ediyorsunuz. Kaynadıktan sonra sadece 5-10 dakika kaynarsa su, daha sonra soğumayı alıyorsunuz ve şişeleyip kullanıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi şeker, ben mesela 2 kokteyllik veya da 3 kokteyllik neyse oranlarında bir sweet and sour mix yapacağım. Şöyle shaker da yapacağım. Shaker'ımı aldım. Şöyle 4 cl'lik jigger'ımı alıyorum. Şöyle 4 cl şeker şurubu koyuyorum. Limon suyu koyuyorum. Bunlar birebir gidiyorlar. Bunların yarısı kadar 2 cl yani portakal suyu koyuyorum. Bunların hepsi taze sıkılmış olursa çok lezzetli bir sweet and sour mix elde edersiniz. Bunlara da bir yumurtanın beyazının tamamını da koyabilirsiniz ama şöyle evet, yarısından biraz fazlası sanırım. Bu yeterli benim için. Dediğim gibi sadece onu köpürtmek, krema yapmak için kullanıyoruz. Yumurta beyazının başka özelliklerini zaten anlattım size. Kokteyller için çok güzel yararlı oluyor. Şöyle onu dry shake yapıyorum shaker'da. Bu şekilde. Güzelce bunu böyle. Şimdi bu içinde buz olmadığı için Boston shaker'ınız varsa, yani bu şu şekildeki sistemi Boston Shaker diyoruz biz. Dikkat etmeniz gerekiyor shakerlerken. Bunu bir miktar shake ediyorum. Şöyle bir 30 saniye falan shake etsem iyi olur. Çünkü iyice birbirine karışması, erimesi ve tamamen köpük haline gelmesi istiyorum. Evet. Sıvının içerideki sesinden hissedebiliyorum. Sıvı azaldı, krema çoğaldı. Sanırım oldu. Şöyle. Evet.
şöyle bardakta göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi tamamen köpük haline gelmiş bir sweet and sour mix dediğimiz bu. Bu 2 veya 3 kokteyl porsiyonunda, ama dediğim gibi sizin o günkü temponuza göre, o günkü misafirinizdeki sayıya göre veya içeceğiniz kokteyl miktarına göre bunu bir şişe yapıp dolapta 1-2 gün saklayabilirsiniz. 2 günü geçirmezseniz çok iyi olur. Çünkü taze sıkılmış meyve suları var, yumurta var. Daha fazla bekletilmesini önermiyoruz. Maksimum 2 gün bunun için iyidir. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi çok şöyle bir şey. Taze sıkılmış limon suyu, taze sıkılmış portakal suyu, yumurta akı ve şeker. Sweet and sour mix'imiz bu şekilde. Bugünkü bu program sadece sos içindi. Bir sonraki kokteyl toz programında başka bir sos, başka bir likör, başka bir kokteylde sürpriz bir şekilde görüşmek üzere.